Biz yaklaşık bir yıldır ben hem mecliste hem basın toplantılarında ve diğer katıldığım bütün programlarda şunu diyordum. Rusya'nın bir stratejisi var. Rusya'nın stratejisi şu. Suriye'de muhaliflerin belini kırmak ve aradan çekmek onları. Sonra da Esad'la IŞİD arasında Batı'yı bir tercihe zorlamak. Halep'te 5 kilometre karelik bir alana 50 bin sivil sıkışmış durumda. Ve bunların içerisinde yaklaşık 1300 tane silahlı muhalifin olduğu söyleniyor. Bunların 300 tanesinin de El Nusra'ya ait olduğu söyleniyor. Şimdi bu şu anda esasen Halep'in çok büyük bir bölümü Esad tarafından, yani %98'i kontrol edilmiş durumda. Peki bu ne anlama geliyor? Yani bu işi, bütün bu olanların politik açıdan önemi nedir ki bu kadar hengame devam ediyor? Onu anlamak lazım. O da şu, eğer Halep düşerse, ki düşüyor, sivillerin ve muhaliflerin tahliyesi artık konuşuluyor. Birkaç günlük bir ateşkesle bütün bu tahliye konuşuluyor. O zaman Esad, Batı Suriye'nin tamamını, bütün kentlerini, ekonomik olarak bütün altyapıyı kontrol etmiş oluyor. Dolayısıyla daha sağlam bir savunma hattı oluşturmuş oluyor ve içeride muhalifler ve diğer unsurlar, bir tek İdlib kalıyor onların elinde. İdlib'te de küçük cepler olacak ve bu cepleriyle mücadele daha kolay bir şekilde devam edecek. Birincisi bu. Peki. Bu Esad için önemli. İkincisi, Rusya'nın bir planı var. İşte Rusya o zaman devreye girecek ve muhtemelen bu operasyon bittikten sonra Batı'ya Esad'ın istediği bir çözüm, Batı ile Esad'ın arasında bir çözüme dünyayı zorlayacak. Ve dolayısıyla da daha ziyade güçlenmiş bir Esad'ın çözümü devreye girmiş olacak. Üçüncü konu, eğer İdlib'de bu yoğunlaşırsa, İdlib biliyorsunuz bizim sınırımız, hemen sınırımızda. Zaten tek muhaliflerin İdlib'le, ülkemizde İdlib arasında bir sınırı var. Bu oraya yoğunlaştığı zaman da İdlib'in hemen sınır kesiminde bir operasyonun başlayacağı ve bu operasyonla birlikte artık İdlib'in de çevrelenip düşürüleceği. Dolayısıyla batıdaki bütün kentlerin bir kere Esad'ın kontrolüne geçeceği ve Esad'ın esasen müzakereye daha sağlam oturacağı bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi bu ateşkesin bozulmasının en önemli sebebi İran faktörü ve Şii milislerdi. Evet. Bunu biliyoruz artık. Peki. Dolayısıyla Türkiye'nin Rusya ile arazide bir şey yapmaya çalışması, İran'ın tablo dışı kalması ve İran'ın bu ateşkesi bozmak için sert bir müdahaleyle bu ateşkesi çöpe atması, en azından bugünlük için. İran faktörünü bir kenara koyalım. Bir kere İran faktörü. Bizim şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapmak istediği ama yapamadığı konu, burada bu kent düşüyor. Artık kent düşüyor. Orada siviller var ve bu siviller çevrelenmiş durumda. Yani kaçacak, normalde kaçmak isteseler de kaçacak bir yeri yok. Çünkü bütün her taraf Esad askerleri, İran Şii milisler ve Hizbullah tarafından çevrelenmiş durumda. Arazide, havadan da Rusya'nın bir kontrolü var. Dolayısıyla kaçacak bir tarafları yok. Peki nasıl çıkabilirler? Ancak bir koridor açılması lazım. Yani güvenli bir koridor açılması lazım. Bunların tahliyesi lazım. Tahliye konusunda da şu ana kadar somut bir şey yapılamadı. Bir anlaşma var ama o anlaşma işte İran ve İran'ın arazideki güçleri tarafından çöpe atıldı. Şimdi bunun gerçekleşmesi lazım. Yoksa gerçekten bir katliam olacak Halep'te. Ve bu insanlığın gözü önünde cereyan edecek. Ama bütün bunları demin ona arz etmeye çalışıyordum. Hı. Bunlar olacak şeyler ama bunun arkasındaki planlar ne ki bunlar oluyor? Onu iyi analiz etmek lazımdı. Orada siz bunu sordunuz. Ben de onu cevaplamak istedim. Buyurun Halep'te, efendim. Halep'te 5 yıldır süren savaşın sürdüğü Halep'te AKP'nin stratejisi battı. Rusya'nın stratejisi, İran'ın stratejisi kazandı. Bu tahliye esasen oradan bir çekilmedir. Yani bunun başka şekilde izahı yok. Bu ateşkes var. Bu özünde Halep'te Türkiye'nin, AKP'nin desteklediği muhalif unsurlar yenildi ve çekiliyorlar. Ve bizim buradaki kaygımız sivil halka ne olacak? Bu çekilirken bunların başına bir şey gelmemesi ve insanlığın gözü önünde bir katliamın yaşanmaması. Buranın tekrar bir Srebrenica falan olmaması. Bu çok ürkütücü bir tablo ve dünyanın da burada duyarlı olması gerekiyor. Müsaade ederseniz birinci konuyu ben arz etmiştim. İkinci hamle bundan sonra ne olacak? Evet. Yani Halep düşüyor. Peki bundan sonra ne olacak? Hı hı. Bakınız, dikkat ederseniz burada Irak'taki savaşta şöyle bir şey oldu. Hem İran
Bağdat'a hakim oldu, hem de Amerika Birleşik Devletleri hakim oldu Irak'taki savaşta. Şimdi Suriye Savaşı'nda ise bir kere İran Şam'a daha fazla hakim oldu ve Rusya hakim oldu. Yani her savaş, her çatışma bizim dışımızdaki güçlerin bölgeye hakim olmasıyla sonuçlanıyor. Ve biz devre dışı kalıyoruz. İşte aynen Irak'taki Başika kampı hikayesinde devre dışı kaldığımız gibi şimdi de Elbap'taki olaylarda da göreceksiniz. Bunun gideceği nokta şu. Esad güçleniyor. Esad mı IŞİD mi tercihine gidecek Batı? Esad'la bir daha fazla bir diyalog kanalı kurmak isteyecek. Eğer gelen Trump yönetimi, eğer gerçekten Obama yönetimiyle aynı çizgide değilse, Rusya'ya daha fazla yaklaşıyorsa, o zaman şu anlama geliyor. Çölün önemli bir kısmı Deruzor bölgesinden Irak'a kadar, oradan da İran'a kadar kara bir koridor açılmış olacak. Yani Şam'dan Tahran'a kadar güneyden bir koridor açılmış olacak. Bu şu anlama geliyor. Mezhep çizgisinde Şam'la Tahran arasında coğrafi bir bütünlük alttan sağlanmış olacak. Bu yüzyılda ilk defa böyle bir şey çıkıyor ortaya. Önemli olan bu. Bunu bilmek lazım. Yani yeni bir dinamik çıkıyor. Bunu iyi okumak lazım. Bunu okurken sadece işte o şu bunu yaptı, bu bunu yaptı ama peki bunun arkasındaki güç, kuvvet neyi istiyor onu da iyi anlamak lazım. Dolayısıyla bu Suriye Savaşı da en sonunda dönüp dolaşacak, bu defa Kürtlerle, Amerika'yla bir anlaşmaya gidecek en sonunda. Ve muhtemelen de bizim oradaki varlığımız, eğer bir siyasi çerçeve oturtulamazsa, yani Elbap operasyonu ve Fırat Kalkanı operasyonu acilen bir siyasi stratejiye oturtulamazsa, o zaman Başika'da bizim maruz kaldığımız, hadi çıkın gidin durumu bu defa Suriye'de başımıza gelecek. Ve bu maalesef adım adım gidiyor ve bu konuda bizim önümüzü görmemiz lazım.